Şurada budur. Değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu saldırılar sistematik. Bu saldırıların tamamı muhalefeti susturmak adına yapılmıştır. Bu gazetecilere yapılan saldırıların hepsi hanımlarının yanında, çocuklarının yanında, cami içerisinde hep arkadan yapılmıştır. 5 kişi, 10 kişi saldırmıştır. Ve bütün olaylar vakaya adiyeden kabul edilmiştir. Hem kolluk hem adliye bu konularda bigane kalmıştır. Çünkü buralara siyasi müdahaleler yapılmıştır. Mesela bir MHP milletvekili Hacı Bayram Camii'nde bir törene katılırken bir güvenlik görevlisi, hatırlarsanız orada bir nahoş olay olmuştu. O şahıs güvenlik görevlisi de evin önünde dövüldü. Sonra karakola gelen ANFA genel müdürüne yine karakolda saldırı yapıldı. Sonra buraya bazı siyasiler devreye girdiler. Buradan bunların hepsi muhalefeti susturmak, ifade özgürlüğüne ket vurmak adına yapılmıştır. Ve ortak özellikleri şudur. Bu saldırıya uğrayanların tamamının ortak özelliği şudur. Hepsi Sayın Devlet Bahçeli'yi ve onun arkadaşlarını genel başkan yanından eleştirdikleri için saldırıya uğramışlardır. Türkiye'de siyasetçinin silahı söz olmalıdır. Eleştiriye cevap silahla, sopayla, alçakça, kalleşçe saldırılarla olmamalıdır. Söz ve kelime bizim sihrimizdir. Siyasetçiler sözle konuşurlar. Konuşulmadığı zaman neler olduğunu tarih boyunca gördük biz bunları. Bugün son söz olarak şunu söylemek isterim. Ayhan Sefer Üstün Başkanımız anlattı, söyledi. Sayın Soylu, daha kişiler yakalanmadan, ifadeleri alınmadan gençlerin tepkiselliği dedi. Bütün basın mensupları ve Türkiye seyretti. Bir, o vatandaşa teşekkür ediyorum. Hani Sayın Devlet Bahçeli diyordu ya, Selçuk Özdağ evine kamera koydurttu, kendisini dövdürttü, bu bilindik numaralar diyerek. Demek kendilerinin geçmişinde var böyle şeyler ki biliyorlar. Buyur, o kameraya bakalım. İki, karşı komşu tilt çekmiş. İkinciye bakalım. Evlerin kameraları, güvenlik kameralarına baktığımız zaman 5 kişi gelmişler. 5 kişi beraberce saldırmışlar. Ellerinde sopalar ve silahlar. Aramızda hiçbir konuşma, diyalog yok. Sonra beraberce kaçmışlar. Başka bir araba onları takip ediyor. Şimdi HTS kayıtları da inşallah çıkar. Üçüncü olarak en önemli şey şuydu. Komşu apartmanda 8 numaralı dairede emniyet güçleri buradan güvenlik kameralarını almışlar, kayıtları, ama dosyamızda yok. Yani en son gördüğünüz bana yapılan saldırı anı, evimden çıkış anım, arkadan saldırı ağrı, benim direnişim, ardından mücadele, şoförümün çıkış, o kamera güvenlik güçleri tarafından alınmış ama dosyamıza konulmamış. Sayın Soylu, bütün bu olaylar tepkisel mi? Siz nasıl İçişleri Bakanısınız? Nasıl İçişleri Bakanı olduğunuzu gördük, Gana'da gördük. Siz nasıl Adalet Bakanısın Abdülhamit Gül? Sen nasıl Adalet Bakanısın? Diyordun ki adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun, yeter ki diyordun, değil mi? Şimdi adalet yerini buldu mu? Senin savcını tehdit ettiler MHP milletvekillerinin bazılarıyla, ülke ocaklarının bazı mensupları. Sen savcının hukukunu koruyamamış bir adalet bakanısın. Bir gün orada durmaman lazım senin orada. Bir gün. Ama millet bunları görüyor. Siz kalkıyorsunuz buradan Selçuk Özdağ'a tweet atarak bile geçmiş olsun deme nezaketini dahi gösteremiyorsunuz. Ben ölebilirim. Yaralanabiliriz. Hiç önemli değil. Ama bu ülkede demokrasi neşet edecek, yeşerecek. İnsan hakları yeşerecek. İfade hürriyeti yeşerecek. Hiç kimse susturamayacak. Herkes konuşacak bu ülkede. Konuşanların ülkesi olacak bu ülke. Ve ifadelerini, düşüncelerini rahatlıkla söyleyenlerin ülkesi olacak bu ülke. Değerli basın mensupları, bana yapılan siyasi bir terör saldırısıydı. Siyasi bir terör saldırısı. O nedenle bunların yapılan, gazeteci arkadaşın söylediği gibi, bugüne kadar eğer o gün bu olaya muhalefet ve Türkiye'de vicdanlı olan her sivil toplum kuruluşu, her basın mensubu duyarlılık göstermemiş olsaydı bu olaylar katlanarak devam edecekti. Zaten şunu istiyorlar. Sokaklar çetelerin sokağı olsun. Sokaklar sözde mafyanın sokağı olsun.
ve de aynı zamanda Türkiye bir polis devleti olsun. Polislerle bir şeyimiz yok. Polis olacak ama polis devleti olmayacak. Türkiye ne çetelerin, sokaklarında çetelerin olduğu, ne sözde mafyanın olduğu, ne polis devletinin olduğu bir ülke olmayacak inşallah. Türkiye bir hukuk devleti olacak. Teşekkür ederim.